Pekala arkadaşlar, bu videomuzda çok aşina olduğumuz bir konuyu pek de aşina olmadığımız ölçü birimleriyle ele alacağız. Hadi hemen başlayalım. Kalemimi doğru ayarda kullandığımdan emin olayım. Evet, belirli bir hızda giden bir arabamız olsun. Hmm, mesela şoförün adı da Zeki olsun. Zeki'nin dakikadaki hızı ise 28 feet olsun. Ve soru geliyor. Zeki eğer dakikada 28 feetlik bir hızla hareket ediyor ise... Bir bir saniyede kaç inç yol alır? Evet, hızı saniyede kaç inç olur? Şimdi hızlı bir hatırlatma yapalım. Bir foot yaklaşık 30 santimetre. Bir inç ise yaklaşık 2,5 santimetre. Tabii bu bilginin soruyu cevaplarken bize hiçbir faydası olmayacak ama yine de gözünüzün önüne getirebilmeniz için hatırlatmak istedim. Şimdi bu bilgiler ışığında biraz düşünelim. 28 feet. Feet için kısaca ft yazıyorum. Bölü dakika. Dakika için de kısaca dk yazalım. Evet. İşe dakikada 28 feet'in dakikada kaç inç olduğunu bularak başlayalım. Bir foot da 12 inç olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Eğer bilmiyorsanız da şimdi öğrendiniz. 1 foot eşittir 12 inç. Foot ve feet kafanızı karıştırmasın. İngilizce'de foot tekil, feet aynı kelimenin çoğuludur. Yani birden fazla foot olduğunda feet denir. Belki bir foot ve iki feet gibi. Neyse, aynı şey olduğunu bilin yeter. Kafanızı daha fazla karıştırmayayım. Zeki eğer dakikada 28 feet gidiyor ise dakikada kat ettiği yolun inç türünden ölçüsü bunun tam 12 katı olacaktır öyle değil mi? 12 çarpı 28 evet işlemi şurada yapalım. 28 çarpı 12. 2 kere 28, 56 eder. Burası da 280. Aslında bakarsanız işlemi bu kadar da karmaşık yapmasam iyi olurdu. Bu işlemler için bir hesap makinesi de kullanabilirsiniz. Ama ben işlemleri kendinizin yapmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki burası 6. 5 artı 8, 13 eder. Elde var 1. 2 artı 1 de 3. Ve sonuç 336. Evet, bu dakikada 336 inçe eşitmiş. Buradaki payda ve buradaki paydada foot olduğu dikkatinizi çekmiş olmalı. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda ölçü birimlerini de sayılar ve değişkenler gibi değerlendirebileceğinizi bilmelisiniz. Eğer payda ve paydada aynı sayı varsa ve yaptığınız işlem toplama değil de çarpma ise bu ikisi birbirini götürecektir, öyle değil mi? Zaten geriye inç bölü dakika kalmasının sebebi de buradaki feetlerin bir birbirini götürmesi. İsteseydik bunu 336 foot bölü dakika çarpı inç bölü foot olarak da yazabilirdik. Foot bölü dakika buradan, inç bölü foot da buradan geldi. Anlaştık mı? Ve az önce de söylediğim gibi bunlar birbirini götürünce geriye inç bölü dakika kalıyor. Bu arada bu ölçü birimlerinin birbirini ile ilgili daha fazla kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Burada önemli olan eğer dakikada 28 feet gidiyorsam kat ettiğim mesafenin inç türünden değerinin 1 foot'ta 12 inç olduğu için bunun tam 12 katı olacağını anlamanız. Evet sonuç olarak dakikada 336 inç yol kat ettiğimi bulduk ama işimiz henüz bitmedi. Çünkü hızımın saniyede kaç inç olduğunu bulmam gerekiyordu öyle değil mi? Şurayı biraz temizleyelim ve kendimize yer açalım. Şurayı da silelim. Evet 336 inç bölü dakika. Şöyle yazayım inç bölü dakika. Cevabın inç bölü saniye olmasını istiyoruz. Peki, bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bir dakikada Dakikayı paya yazdım çünkü sadeleştirmek istiyorum. Ne diyordum? Bir dakikada kaç saniye vardır? 60 öyle değil mi? Bu arada eğer kafanız karıştıysa bir adım geriye gidin ve bu yaptıklarımızı neden böyle yaptığımızı düşünün. Dakikada 336 inç yol gidiyor isem bir saniyede ne kadar giderim? Sizce 336 inçten fazla mı yoksa az mı? Saniye dakikadan çok daha büyük bir zaman birimi olduğu için gideceğim yolda daha az olacaktır. Evet eğer aynı hızla hareket ediyorsam daha kısa bir sürede daha az mesafe kat ederim öyle değil mi? Bu yüzden de bunu bir sayıya bölecek olmam son derece mantıklı. Böleceğimiz sayı da 60. Size daha küçük mü yoksa daha büyük mü bir sayı elde edeceğiz diye sormamın sebebi tüm bunların başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabileceği. Bu soruya yanıt verdiğiniz zaman cevabınızın doğru olup olmadığından da emin olabiliyorsunuz. Sonuç olarak hangi birim elde edeceğimizi merak ediyorsanız da bize sorulan şeyden yola çıkarak bu dakikaların birbirini götüreceklerini ve cevabın saniye türünden olacağını söyleyebiliriz. Bu kesrin paydasında dakika olduğu için bu kesrin payında dakika ve paydasında da saniye olmalı ki cevabımız saniye türünden olsun. 1 dakikanın 60 saniyeye eşit olduğunu az önce söylemiştik. Dakikalar birbirini götürecek ve geriye 336 bölü 60 inç bölü saniye kalacak. Bu bölme işlemini yapmadan payı ve paydayı da 6 ile sadeleştirebiliriz öyle değil mi? 336'da 6 kaç defa vardır? 56 defa, öyle değil mi? Evet, 56 bölü 10. Peki, 1 de 2'ye bölersek, 28 bölü 5 elde ederiz. 28'de 5, 5 kere var. 28 eksi 25, 3 kalır. Buraya bir 0, buraya da bir virgül koyalım ve bölüm 5,6. İşte bu kadar. Zeki, eğer dakikada 28 fit yol kat ediyorsa, evet, eğer hızı buysa, saniyede 5,6 inç yol kat eder. Bu umarım sizin için de mantıklı bir sonuç olmuştur. Peki, hadi bir tane daha yapalım. İngiliz uzunluk birimleriyle biraz daha haşır neşir olalım. Hayat farklı şeyler öğrendikçe güzel, öyle değil mi? Peki, eğer saniyede 91 fit yol kat ediyor isem, bu saatte kaç mil eder? Saniyede 91 fit demiştim, öyle değil mi? Bunun kaç mile eşit olduğunu bulmak istiyor isek sizce çarpacak mıyız yoksa bölecek miyiz? Mil daha büyük bir ölçü birimi olduğu yani sonuç olarak daha küçük bir sayı elde edeceğimiz için bölmemiz gerekir. Bir milin 5280 fite eşit olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz sizden asla bir şey ezberlemenizi istemem. her zaman bir konunun mantığını anlatmaya, hatta formüllerin nasıl bulunduğunu izah etmeye çalışırım ama bu sefer küçük bir istisna yapabiliriz. İngiliz uzunluk birimleri öyle çok da sık karşılaşacağınız bir konu olmadığı için bir milin 5.280 fite eşit olduğunu bir kenara not edin yeter. Evet bu son derece yararlı bir bilgidir. Bu sayede fitler de birbirini götürecek. Son olarak buradaki saniyenin yerinde saat olması gerekiyor. Şimdi saniyeden saate geçerken yani eğer saniyede 91 fitlik bir mesafe kat ediyor isem bir saat içerisinde kat ettiğim mesafe saat saniyeden daha uzun bir zaman birimi olduğu için bundan büyük olacaktır öyle değil mi? Peki bir saatte kaç saniye vardır? Tamı tamına 3600. Bir dakikada 60 saniye ve bir saatte de 60 dakika olduğuna göre bir saatte 3600 saniye vardır öyle değil mi? 3600 bölü 1 saniye bölü saat. Bu saniye ile bu saniye birbirini götürecek ve cevabı bulmak için yapmamız gereken tek şey bu çarpma işlemi olacak. Payda 91 çarpı 3600. Doğru oldu değil mi? 91 çarpı 1 çarpı 3600. Evet doğru. Payda da ise sadece 5280. Bu sefer hesap makinesi kullanacağım. Peki hesap makinemi çıkarıyorum. 91 çarpı 3600 hop hop olmadı bir daha yazayım 91 çarpı 3600 çok büyük bir sayıya eşit tabii bunu bir de 5280'a bölelim yine yanlış yazdım. 91 çarpı 3600 bölü 5280 sanırım fare ile ilgili bir sorunum var. Klavyeyi kullanmayı denemeliyim. 91 çarpı 3600 bölü 5280. Evet nihayet sonuç 62,05'miş. Eşittir 62,05 mil bölü saat.